Divan, kıymetli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Haziran ayı meclis toplantımızın ceyhan hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonuçlanmış. Aziz milletimiz sözde, kararda, gelecekte milletindir diyerek karar kılmış ve bir kez daha doğru adamda karar kılmış. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmiştir. Türkiye 100 yılı başlamıştır. Milletimizin kararı nettir. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde yeniden bir büyük Türkiye yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olmuştur. Hiçbir vatandaşımız üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacaktır, olmamıştır. Biz AK Parti olarak siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duymuşuzdur. Demokrasimize yakışır bir şekilde sonuçlanan seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek iradesini yansıtan aziz milletimize ve sizlerin aracılığıyla ceyhan hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kazanan Türkiye ve her bir ferdiyle milletimizin tamamı olmuştur. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye 100 yılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. Kıymetli arkadaşlar, 28 Mayıs seçimleri sonrasında 2019 yerel seçimlerinden sonraki tablo şimdi de ortaya çıkmıştır. Ceyhan Belediyesi 28 Mayıs sonrasında belediye personellerine sen Cumhur İttifakı'na oy verdin, sen şu partiye oy verdin, bu partinin sandık görevlisi oldun gibi mazeretlerle işçilerin işine son vermeye başlamıştır. Herkesin bir siyasi partiye olması, partili olması, bir partiye üye olması doğaldır, demokrasinin gereğidir ve zenginliğidir. Bu zenginliğe de en çok sahip çıkması gereken bizleriz. Yeri geldiğinde kendilerini sözde emek savunucusu gibi göstermeye çalışan Ceyhan Belediyesi'nin bu kin siyasetini ve baskıcı siyasetini şiddetle kınıyorum. Ayrıca buradan Millet İttifakımızın kıymetli meclis üyelerine de bu konular için artık idareye tavrınız koymanız gerektiğini düşünüyorum. Ceyhan Belediyesi'nin kinci tavrından, baskıcı tavrından bir an önce vazgeçip millete verdiği sözleri, vaatleri, hizmetleri yerine getirmesini istiyorum. Ayrıca sözlerime son verirken aramızda kalmasın, herkes duysun, adam kazandı, reis kazandı diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.